Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Yine size çok güzel bir model hazırladım. Böyle mürdüm rengi tek renk ipime kendi rengi ve beyaz kullanarak çok güzel bir çiçek modeli hazırladım. Çimenimi de gördüğünüz bu yeşil renkten yaptım. Şöyle modelimi sizlere göstereyim. Evet, sizler için hazırladığım modelim bu şekilde. Şöyle bakın, yaprakları arkadaşlar. Kirpik bile nasıl fark ettiriyor. Bir kirpik yerine 3 tane kirpik yaparak şöyle fıstıktan çiçek hazırladım sizlere. Çok güzel bir model oldu. Ara suyu da bildiğiniz gibi bu şekilde kolay bir ara suyu hazırladım. Bildiğiniz bu üçgen kirpikli ara suyunu hazırladım. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle yakından tutayım. Şöyle bir de alttaki mor rengimi kaldırıp beyaz zemin üzerinde göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok hoş yapılası bir model hazırladım sizlere. Şöyle bakın, yaprağı ve yaprağın üzerindeki çiçekler bu şekilde hoş ve zarif duruyor. Tülbentin renginden yaptım arkadaşlar. İkinci rengimizi de hatta aynı renk yapacağım. Rengarenk hep yapıyorum. Böyle bugün de sade fıstık ve çiçekten oluşan bir model yaptım. Bu kirpikleri de arkadaşlar şöyle tığımın kapak kısmından yaptım. Küçük minik pipetlerden, süt pipetlerinden veyahut da çay karıştırıcılarından olabilir. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hoş ve zarif bir model hazırladım. Göstereyim bir de. Evet. Modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim ve nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz tülbent kenar tığlama işlemini. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın bu ara suyunu yine yaprağımızı yapınca göstereceğim. Direkt yaprağın yuvasıyla başlıyorum bakın. Sık iğne ile sabitledikten sonra buraya iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım ve yandaki boş olana girip 2 alarak trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Ve yandaki tığ battıya girip sabitliyorum. Şimdi bunu hazırladık. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yandaki tığ battıya girip 2 ve 2. Trabzanın üzerine 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, yuvamız bu 9 zincirden oluşacak. Şöyle ters tarafına çevirdim. Boş yapmış olduğumuz bu trabzanın tepe noktasından girdim. Şöyle sabitliyorum. Bir tane zincir çekip düz yüzüne hemen çevirdim. Bakın. Buradan sık iğne ile buraya girip bu şekilde dönüşümü yaptım. Bu önemli arkadaşlar. Yaprağımız daha güzel duruyor. İki zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen bakın, iki seferde alacağım. Şöyle aradan girdim. 2 ve 2. Şöyle bir defa, pardon, iki defa doladım arkadaşlar. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 3 seferde alıyorum. 2 ve 2. Şimdi yine 2 defa doladım tığımı. Dördüncüyü de 1, 2, 2 ve 2. Bakın, bu yaprağı genelde 2 sefer dolayarak bu şekilde hazırlıyorum. Yine sonuncu trabzana da 2 sefer dolayacağım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2.
2 zincirle beraber 5 trabzan. 5 zincir çekiyorum. Sonuncu yaprağa bu 5 zincirden sonuncu trabzana 5 zincirden 2 tane kirpik yapacağım. 3 tane kirpik yapacağım. Evet, 5 zincir. Kapatıyorum. Bu 2, 5 zincir. Ve bu da 3. 3 tane bakın kirpik hazır. Geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum bakın. 1 2 3 4 ve 5. 6.'yı da yuvada yapıp yaprağımızın işlemini tamam ettik. Bakın arkadaşlar şöyle. Bu şekilde yaprağı kenarına 3 kirpikten oluşan sık iğneli trabzan yaptık. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Bakın, orta kısımdan girip şöyle 2 2 2 5 zincir. 5 zincirimi buraya kapatıp bismillah arkadaşlar bugün şöyle 1 2 3 4 zincir kapattım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Dalımızı oluşturduk. Bakın bu şekilde dalın oluşumunu yaptık. Bu yaprağın aynısını buraya yapacağım. Bir defa doluyorum 2 zincirimin üzerine. Bu ara kısımdan girip şöyle 2 şöyle 2. İlk trabzanımız bu şekilde. Yine 2 defa doladım. 3 sefer de alacağım bakın. Şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. 3. trabzanım. 2 defa doladım. 4. trabzan için 1 2 4 seferde. Evet. 4. trabzan baştaki zincirle beraber şöyle 2 defa doladım. Bunu da 4 seferde alıyorum arkadaşlar. Son trabzanı da aynı şekilde 1 2 2 ve 2 olarak bu şekilde 5 seferde aldım. 5. trabzanım 4 seferde. Şimdi buraya 5 zincirden 3 kirpiği de yapıp şöyle yaprağımızı tamamlayalım bakın. Bu 1 3 bismillah 4 ve 5. Bu 2 1 2 3 4 5 zincir. Bu da 3. 5 zincirden 3 tane kirpiği oluşturduk. Buraya geri kalan kısma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine 6.'yı ister arkadaşlar bakın şöyle yuvaya girin. Şimdi buraya bir sık iğne yaptık ya. İster yuvaya yapın, ister bu şekilde trabzana yapın. Size ait. Evet. Bu şekilde bakın. İkinci yaprağı da aynı birinci yaprak gibi yaptık. Ortada da dalımızı oluşturduk. Şöyle göstereyim bakın. Dal kısmı da. Şimdi bunu şu yarım kalan iki zincirini boş olan tığ battıya sabitliyorum. Ara suyuna direkt geçiyorum bakın. Şu ara suyuna direkt geçiş yapacağım. İki zincir çekerek başlıyorum. Bismillah. Bu kadar düzelttim arkadaşlar. Yine elim çarpıyor. Bu aparatın koluna. Şöyle 4 zincir. Kapattım. 2 zincir. 2 zincir. 1 defa tığı doladım. Hemen yandaki 2 ve 2.
Bu ara suyundan 5 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir. Bundan 5 tane yapıyoruz. Dediğim gibi bir tane daha yapalım. Şöyle 2 defa 2 zincirin üstüne tığımı doladım. 2 ve 2 2 seferde aldım. 4 zincir. Kapattım. Kirpiği oluşturduk. 2 zincir. Yandaki hemen yuvaya. Evet, bu şekilde arkadaşlar yaprak kısmına devam edecek. Şöyle 5 tane olduktan sonra demin anlattığım bu yuvayı bu şekilde 9 zincirle kurup sonra bu yaprakları yapacağız. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet, şöyle hazırladık arkadaşlar. Çimeni inşallah güzel bir şekilde de anlattım yaprağın yapılışını. Böyle bu şekil nasıl olduğunu bakın. Son 3 trabzan 2 defa ve 4 sefer alarak yapıyorum. Bu şekilde oluyor. Yapmış olduğumuz yaprağımız da çok güzel duruyor. Bu ortadaki 5 zincirin içerisine şimdi sık iğne ile girip sabitleyelim arkadaşlar ipimizi. Mürdüm rengi ipimizi. Ve 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri şöyle parmağımın üzerine yatırıyorum. Bakın altından şöyle girip ilmek alıp şöyle üstünde de aldığımız ilmeğe bir zincir çekip bu şekilde oluşturuyorum. Bu baş kısmı yuvarlak dursun diye fazla çekmiyorum. Son baştan 2 ve sondan 2 ilmeği bu şekilde yuvarlak olması için kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar istediğiniz boyutta çekebilirsiniz. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o uzunlukta ilmeği uzatabilirsiniz. Şöyle 5 6 7 ben 15 tane yapıyorum buraya. 8 9 ve 10. Alttan giriyorum. İlmek alıp zincirin altından yani üstünde bir zincir çekiyorum şöyle bu şekilde uzatıyorum. 13 sümü oldu arkadaşlar sanırsam. Şöyle 14 ve 15. Evet şöyle de göstereyim bakın bu şekilde 15 tane de ilmeğimiz oldu. En son hepsini bir şöyle çekip yuvarlak bir fıstık oluşturuyorum bakın. Bunu da yeşil yuvaya sık iğne ile sabitleyerek tamamlıyorum. Şöyle bakın bu 5 zincirli yuvaya ilmek çıkardım oradan hemen. İkisini bir buraya kapatıp şöyle. Yanına da bir tane sık iğne yapıyorum. Hem çekeceğimiz zincir için hem de fıstığımızın iyi oturmasını buraya sağlıyor arkadaşlar. Bu yapmış olduğum sık iğne fıstığımın yanına. Bakın, ufak şeyler. Hoş ve güzel durduruyor. Şimdi ben bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane zincir çekerek kirpiklerini oluşturacağım. Bakın şöyle elinizle düzeltip ters tarafına çevirdim. Buradaki yeşil yuvaya sık iğne ile sabitleyeceğim. Bakın fıstığımızı yaptığımız 5 zincirin şu ara kısmından girip buraya sabitliyorum. Bir tane de zincir çekip düz tarafına dönüyorum bakın. Bu yaptığımız zincirin içerisine girip bir zinciri sabitledim ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3 ve 4. Fıstığımın kenarına bu şekilde 4 tane sık iğnesini yaptım. Bir tane de zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine ipimi uzattım. Kapattım dediğim gibi tığımın kapak kısmı şöyle. Eğer bu kapakları kaybettiyseniz çay karıştırıcı ve küçük bu muadilde süt pipeti olabiliyor arkadaşlar. Minik yapışık olan hani meyve sularına ve sütlere çocuklarınız okuldan gider.
erken beslenmeye koyduğunuz o pipetleri atmayın. İsteyin onlardan. Getirsinler size. Evet. Dibinde 2 zincir takıyorum. 3 oldu. Dibinde 2 zincir takıyorum. Şöyle 4 oldu. Dibinde 2 zincir. Şöyle 5. Altı, yedi, zincirleri oturtura oturtura çekince kalıp gibi duruyor. Evet, iki, dört, altı, yedi, sekiz gibi geldi. Sekiz. On, 11, 12. Sona doğru büyütmeyin arkadaşlar. Yatırınca falan şey daralıyor ilmek kısmı. Sonra değer böyle büyürse, şu fıstığın arkasına doğru yatırınca daralma işlemi oluyor. 13 oldu. Zaten 10 tane ilmek gayet aynı düzeyde gidiyor. Son 5 ilmek büyümeye başlarsa arkaya doğru bu şekilde yatırarak, evet, 15. ilmeğimizi de bu şekilde taktık. Sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 6, 8, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Evet. Şimdi buraya sık iğne yapacağız. Baştaki gibi. Bakın bu şekilde yapınca açılma olmuyor ilmeklerle. Sık iğnenin arasına kalan kısma bakın bu şekilde. Son 4 sık iğne yapacağım. Döndü. Görün diye fıstığı yatırıyorum. 2, 3 ve 4. 4 sık iğnemizi de bu şekilde yaptık. Bu yeşil yuvaya da 5. sık iğne yapalım arkadaşlar. Güzel duruyor. Şöyle. Koparmadan önce de bir tane zincirimizi çekelim. Ve ipimizi koparalım. Evet bakın. Şimdi bunu böyle kaydırarak, plastik olduğu için rahat kayıyor arkadaşlar. Ben çay karıştırıcısı ve dondurma çubuğundan bu şekilde, bakın kendisi de kolaylıkla açılıyor. Şimdi üzerine ikişer zincir gittiğimizde daha net açılacak. Hemen beyaz ipimi alıp ikişer zincirli yuvalar hazırlayalım. Evet, şöyle yapmış olduğumuz fıstığımız ters tarafına çeviriyoruz. İlmekten tutup sık iğne ile buraya sabitliyoruz. İlk ilmekten tutturduk. Arasına iki tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvanın içerisine girdim. Sabitledim. Bir, iki zincir. Yandaki yuvaya iki zincir. Bu şekilde tüm ilmekleri yuva hazırlayacağız. İki zincir. Yandaki yuvaya girip sabitledim. İki zincir. Yandaki yuvaya girip sabitledim. 2 zincir. Sıradaki kirpiğe girip sabitledim. 2 zincir. Sıradaki kirpiğe girip sabitledim. Bu şekilde tüm kirpiklerin yuvasını hazırladık. Ve bir zincir çekiyorum. Şöyle bana yakın olan ilk kirpiğin içerisine giriyorum. Bakın sabitliyorum. Bir tane zincir çekip düz tarafına döndük. Şimdi buradaki ilk iki zincirin içerisine girip sık iğne ile buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum.
Bunu da bu iki zincirin içerisine sık iğne ile sabitleyip buraya bir tane kirpik oluşturdum. Kirpikten sonra bir zincir çekip sıradaki bu iki zincirli bakın yuvanın içerisine geçişimi yapıp sık iğne ile bir zinciri sabitledim. Şöyle. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yuvanın içerisine giriyorum. 5 kirpiği sabitliyorum. Kirpiği oluşturdum. 1 zincir. Sıradaki 2 zincire geçişimi yapıp sabitledim. Bu şekilde oluyor. Son kısmı 5 zincir sabitliyorum. Arasına bir zincir, bir zincir geçiş köprüsü de olabilir, denebilir. Bir zincirle çünkü sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum. 5 zincir. Kapattım. Kirpiği oluşturdum. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki iki zincirli yuvaya geçiş yapıyorum. Bir zincir, bir, iki, üç, dört, beş zincir, bir zincir, sıradaki yuvaya beş zincir. Bir zincir. Sıradaki yuvaya sabitledim ve kapattım. Bir zincir. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir zincirimi çekip sabitledim. Beş zincir. Bir zincir geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle bir zincir sıradaki yuvaya. Şimdi ara köprüsü olan bir zinciri çekip bak. Son yuvalar kaldı. Onları da tamamlayalım. Hemen sabitledim. 1 3 4 ve 5 zincir. Buraya yuvaya kapattım. Evet, bir zincir son kalan bu. 2 zincirli yuvanın da içerisine girdim. 5 zincir. Kapatıyorum kirpiğimi. Yine bir tane zincir çekip bunu da bu ilk yeşil kirpiğin ara kısmından bakın buradan girip buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum koparmadan önce. Kopardım. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın kalıp gibi oluyor üst ürün arkadaşlar. Kirpiklerini de gidince bu kirpikler çok hoş gözüküyor. Şimdi ben bu ipleri yıkayayım, temizleyeyim. Modelimize bakalım arkadaşlar. Şöyle çiçek gibi oldu. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde hoş ve güzel bir model hazırladığımı düşünüyorum. Şöyle sade yapmak istedim arkadaşlar. Hep rengarenk oluyor. Bir kere de bu şekilde sade olsun modelimiz. Çok da güzel bir duruşu var bakın. Çok güzel gözüküyor. Size yapmış olduğum modelim ve şöyle daha önce hazırlamış olduğum modelim bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle bir de
sallantılı haline bakıtayım. Gerçekten çok hoş oldu. Sade de bir zarafet kattığını düşünüyorum. İnşallah bu güzellik de yansıyordur arkadaşlar bu şekilde. Şöyle kameraya. Çoğaldıkça daha hoş duracak. Ara kısmını da şöyle 5 tane yaptım. Siz 7 tane de yapabilirsiniz. Çünkü şöyle gösterişli bir model. Verdiğim sayıları ve aparatı kullanarak bu şekilde arkadaşlar. Böyle küçük boy bir fıstık yaptım. Daha doğrusu orta boy. Ve bu şekilde de 5 zincirden oluşan kirpikler. Yapraklar da çok şahane oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız videolarıma sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.